Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Mountain Blade Battle serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Bir süredir video gelmiyor, bunun sebebini söyleyeyim. Aslında kanalımızın topluluk sayfasını takip eden arkadaşlarımız biliyor ama takip etmeyenler için videoda da söylemek istedim. 6 gündür hastaydım dostlar. Aslında birkaç günlük Battle Stoğu vardı, onlar yayınlandı zaten. Onun haricinde ise hasta olduğum için bu yüzden video gelmedi. Şu an henüz tam iyileşmiş değilim. Arada öksürüyorum. Biraz da sesim şu an fark ettiniz mi bilmiyorum ama biraz daha tiz çıkıyor. Bir bu var. Onun dışında bir şeyim kalmadı. İyileştim. Kendimi de iyi hissediyorum. Şimdi şu anda böyle bir haritada videoya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde böyle değildi. Nasıl böyle oldu diyeceksiniz. Ben hasta olmadan önce bu Bannerlord serisinde yeni bir karara varmıştım. O karar neydi? Bazı gereksiz şeyleri video dışında yapacaktım. Misal demircilikten para kasma gibi şeyler. Bunları video dışında yapacaktım ki yaptım. Birliklerimize şöyle göstereyim. Şu birliklerdeki Zoana'ya, Alijan'a, Nogan'da gittim. Demircilik yapıp onlara kılıçları verdim. Sattırdı. Onlar sattılar ve biz de böylece zengin olduk. Bazen günü 150 bin para falan geliyordu. Ki onların hepsini liste dışı video olarak, sessiz video olarak çektim. Hasta olmadan önce kartlar kısmına koyarım, izleyebilirsiniz. O bölümde işte Baltakan, sessiz video zaten o. Baltakan'ı da aldık. Yani zaten Kuzeyitlerin gücü yoktu biliyorsun. Sadece Baltakan'da kalmıştı. Onun dışında Kuzeyit lordlarıyla konuşup sıkıcı şeylerdi zaten bunlar. Krallığımıza kattık ve şu anda krallığımızın gücü şöyle bayağı bir klanımız var ve 20 binlik bir gücü ulaşmış durumdayız. Şu anda Vilandia ile savaştayız. Biz savaşı biz mi ilan ettik hatırlamıyorum vallahi, hasta olmadan önce şey olduğu için. Vilandia veya biz Vilandia'ya savaş ilan ettik bilmiyorum artık. Onları ilan etti diye hatırlıyorum ama Vilandia ile savaştayız. O savaşı bitireceğim. Gereksiz bir savaş zaten, bizim için bir önemi yok. Şimdi bu kadar nüfuz biriktirdim. Bu nüfuzu kullanmak lazım. Bizim nüfuzla yapacağımız işler vardı biliyorsunuz. Şöyle Tiyal taraflarına gideceğim. Nüfuzla yapacağımız önemli işler vardı. Politikalar vardı, devlet politikaları. Onları geçireceğiz. Şu bir karar vardı. Şu kararı bir tımarı konunun değil. Bir tane şey vardı hocam. Bizim yetkimizi kısıtlıyordu. Yetkimizi kısıtlamıyordu ama bir şeyi engellememiz için iki kat bedel ödememize sebep oluyordu. Ha şu. Bunu geçersiz kılmaya bir çalışacağım. Bakalım kılabileceğiz mi bilmiyorum. Tiyala bir gidelim. Onu kılabilirsek kılacağız. Ondan sonrasında diğer güzel devlet politikalarımızı yerine getirmeye çalışacağız. Videolarda ise güzel savaşları yapacağımızı düşünüyorum. Güney İmparatorluğunu almak istiyorum. Alabileceğiz mi bilmiyorum ama bakalım, bu bölümde full kendimi Güney İmparatorluğunu adamaya çalışacağım. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum. Buraya bir bakalım. Sağlam para kastım. Lord falan çekmek için. Birebir şu anda paramız valla. 10 numara paramız var. Zaten Kuzeyit Lordlarını da çektik. Bir sürü de Lord çekeriz diye düşünüyorum bu bölüm. Şimdi geldim buraya. Save'imi bir alayım. O ayrıcalığı bir iptal etmek istiyorum kardeşim size. Hayırdır yani benim. Ulan ben yokken bu Kuzey İmparatorluğu bir hiçbir şey değildi lan. Benim sayemde bu kadar güçlü oldu. Gelip benim yetkimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Ama tabii ki de başarılı da oluyorlar efendim. Yeterince nüfuzumuz yokmuş ki, o kadar nüfuzu da zaten ona vermek istemezdim. Hemen yükle diyerekten save'imize geri dönelim. Bu arada dostlar, videolara beğeniler azalmış. Şu beğenileri bir arttırın abi. Beğenilerin bakalım arttığını görürsem, iyileştikten sonra, daha sesimin düzeldikten sonrasında videoları 1 saat yapmayı düşünüyorum. O yüzden bir beğeni. Beğenin de hocam, şu videoları bir 1 saat görelim. Şimdi devlet için önemli politikalar. Yerleşke sadakatini arttıracak şeyler bunlar. Klanlar günde bir nüfus kaybeder. Şu anda ona ihtiyacımız yok. Bu. Bunu bir hemen şey yapalım. Güzel. Hiç kimse sıkıntı çıkarmadan bunu halletmiş olduk. Bizim için önemli bir politika, kentlerin sadakatinin günde bir artması demek. İleride isyanların, şehirlerde isyanların çıkmasını engelleyecek demek. Mükemmel bir karar daha bu bizim için. Şey yaptık. Şimdi bu olmaz. Heh bak, bu. Yerleşke sadakati günde iki artar. Yerleşke üretimi azalır diyor. Bunu da geçirmemiz lazım. Sadakatleri pompalayacağız abi. Sadakatin artması lazım ki ileride devlette bir problem çıkmasın. Bunlar bizim için önemli. Bak gördün mü? Hemen Tiyal'daki sadakat artı 3 oldu. Yani mükemmel bir şey. Bu politikalar sayesinde devlet kalkınacak ama işte lordlar bilmiyor abi. Lordlar benim gibi zeki değil. İmparatorları kadar zeki olsalar zaten
Yani benden öncesinde bu devlet büyük bir imparatorluk olurdu ama ancak benim dönemimde olabildi. Yapacak bir şey yok. Benim kadar zeki değiller. Ve şimdi tüm şehirlerimizin sadakatleri fullenecek. Şunu da geçirmeye çalışacağım. Şu ama bir nüfus kaybettirecek. Bir nüfus bir şey değil. Onu da geçirebilirsek güzel olacak aslında. Dur deneyelim mi lan? 200 nüfusum var benim. Ya şu 200 nüfus kalsın da ordu mordu kuracağız. Onu da daha sonrasına geçeriz. Zaten şu anda sadakat problemimiz yok. Ben ordularımı kendimle toplamak istiyorum ama şu anda kurulmuş zaten. Efendim Güney İmparatorluğu'na saldırmak istiyorum. Güney İmparatorluğu'na saldırırsak bizim için her şey güzel olacak. Zaten videoda Sturge'yi fethetmiştik biliyorsunuz. Sadece şu kalesi kalmıştı. Onu da zaten Vilandyalılar mı, Batanyalılar mı kim kuşatıyor bilmiyorum. Birileri kuşatıyor. Dayanabilecek güçlerinin kaldığını zannetmiyorum. Üstüne bir Güney İmparatorluğu seferine çıkarsak ki çıkacağız. Bizim için her şey güzel olacaktır. Oradan sonrasında Araplara sefere çıkarız. Dünyayı fethetmeyi düşünüyoruz. Sanırsam en hızlı ilerleyen yayıncı, YouTuber biz olabiliriz. Bu kadar şanslı cidden güzel bir şansla imparator olmamız bizim için çok önemliydi. Bayağı hızlı ilerledik valla. Kuzeyt'i yani siz oynarsanız da bu oyunu size en büyük tavsiyem. Eğer Kuzeyt'ten olmayacaksanız. Kuzeyt'e şu mikrofonu düzelteyim. Eğer Kuzeyt'e bağlanmayacaksınız dostlarım. Erken dönemde Kuzeyt'i bitirin. Yoksa meydan savaşlarında sizi zorlayabilecek bir devlet yok. Kuzeyt harici hiçbir devlet sizi zorlayamaz. Bu arada birlik büyüklüğüm benim 273. 5 seviye şeyimiz kılarımız 5 seviye olunca da o daha da artacak. O da umarım olur diye düşünüyorum. At alalım abi biraz. Oo, 230 bine çok güzel bir şey. Yarı pullu at zırhı. Hani bakalım biraz da bunu deneyelim ya. Biraz da bunu deneyelim abi. Batanya'da şey demiş bir arkadaşımız. Geçmişlerde okuduğum bir yorum. Batanya'da şeffaf ve oyunun en güçlülerinden bir at zırhı var demiş. Onu alırsan güzel olur demiş. Ona da bakarız. Ona da bakarız. Şeffaf olması benim için daha iyi. At yelesinin gözükmesini istiyorum ama işte çoğunlukla öyle bir at zırhı bulmak mümkün olmuyor maalesef. Maalesef mümkün olmuyor. Böyle Asil'in oğullarını alalım. Aynen. Şimdi barış yaptıracağız. Barışın yapılması lazım abi. Bizim için barışın yapılması lazım. Korenya'da ne kadar adam var? Korenya'dan Sironya'ya atlayacağız. 10 lira düşecek. Danustika. Bu bölgeyi alırız. Asera'yla sınır olmak aslında istemiyorum ama. Olacağız yani mecburi. 10 lira da bu büyük bir garnizon yok. Ya Batı İmparatorluğuna neden ya? Klan üyelerinden yana sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Vatana millete hayırlı olsun. Abi tüm plan yattı. Batı İmparatorluğuna gidiyoruz o zaman. Ne yapalım? Madem. Bizimkiler Batı'ya saldırmak istedi. Saldıracağız. O zaman ben bir ordu toplayayım hemen hızlıca. Ya Vilandia'yla her türlü barışın yapılması lazım. Çünkü Vilandia abi niye savaştayız ki? Uzak biz abi. Alakası yok. Sınırımız yok. Bir şey yok. Ya Vilandia'yla herhangi bir savaşma mantığı yok abi. Vilandia'yla savaş... Neden savaştığımızı bilmiyorum ama. Savaşıyoruz. Şimdi. Birkaç klan bakacağım. Güney İmparatorluğundan. Sen paralı askersen bile seni almam ki değilmişsin. Paralı asker grubu alacaktım da vazgeçtim. Zaten yeterince güçlüyüz. Gerek yok ya. Şimdi birader. Mesafe, maliyet önemli değil. Topla abi. Çoluk çocuk kim var? Herkes gelsin. Herkes gelsin. Büyük bir ordu olacağız. Güçlü bir ordu olacağız. Bunları yok edeceğiz abi. Kaç kişiler bunlar? Kaç kişisiniz? 6.000. He. Bunlar 8.000. Yalnız iki devlet toplanınca güçlü bir şey, güruh oluyorlar. 32. Bu ordu benim gücünü şey yapabileceğim, koruyabileceğim bir ordu değil. Demek ki orduları kaliteli bu adamların. Demek ki kaliteli orduları var. O yüzden sanıyorum ki böyle bir şey. Kaliteli orduları olduğu için nüfus bu kadar yüksek sanıyorum ki. Umarım da öyledir. Bari boş adamlar gelmesin. Buraya hemen bir kuşatalım. Hemen bir seri kuşatalım. Çoluk çocuk gelsin abi toparlansın. Gıda problemimiz şu an için yok.
Kaleleri yıka yıka, surlarını yıka yıka girmem gerek. Aksi halde problem yaşayabiliriz. 1000 kişilik bir grup olduk. Gayet güzel. Mükemmel. Eksi 9,5 yiyoruz. Eksi 9,5 yememiz güzel. Keşke biraz daha az eksi yesek. Günde eksi 9,5'u karşılayamayız şu an için. Şu an için karşılayamayız vallahi eksi 9,5'u günde. Her ihtimale karşı bu kuşatma kulelerinde inşasını yapalım. Yani ihtiyacımız olmayacak muhtemelen ama ya kardeşim ne demek açsınız ya? Ulan ben sizi buraya çağırmıyor muyum? Lan oğlum orduya çağırmadan önce gidin bir şehire uğrayın. Orduya çağırdım sizi. Çağırdıktan sonra buraya gelirken bir şehre uğrayın. Gidin o şehirden kardeşim gıdanızı alın. Ben yemeğimi niye sizinle paylaşıyorum ya? Ya bir imparatorum tamam. Gönlü bol, zengin bir imparatorum evet. Ama gıdayı bulmak kolay değil abi ya. 8 gün yetecek gıdamız var. E birader. Gidin kendi gıdanıza kendiniz şey yapın ya. Toplayın yani biraz abi her şeyi bu imparator yapamaz. Tamam. Çok güzel. Hızlı bir şekilde bu kalenin hemen surlarından birinde gedik açtık. Bir sonraki suruna ihtiyacımız dahi yok. Direkt sağ taraftan girsek alırız diye düşünüyorum. 6 gündür bilgisayar başına oturmuyorum. Bakalım paslandık mı? Deneyelim hemen. Yalnız sağ tarafı yıktık, sol taraf yıkık geldi. Olur. Gel abi. Nereye dizeceğiz siz lan? Ulan nasıl dizildiğini bile unuttum. Sol tuşla diziliyormuş, sağ tuşla dizmeye çalışıyorum. Onu bile unutmuşuz. Onu bile unutmuşuz. Sıkıntı yok ama. Hemen girelim abi. Hemen girelim. Oh mancınık güzel attı. Oo. Kardeşim selamun aleyküm. Lan. Biraz geri kaçayım. Burada tam Batanyalı olduk. Zaten kültürümüz Batanyalı başladık biliyorsunuz. At. Zırh. Full Batanyalı olduk ya. Şuraya bak ya. Her yerim Batanyalı oldu abi. Bu kadar Batanyalı olmak iyi değil. Bu kadar Batanyalı olmak iyi değil. Biraz da imparatorluk bir şeyleri taşıyalım ya. İleride şu miğferi falan değiştireceğim. İleride bu miğferi değiştireceğim. Güzel bir miğfer alacağım abi. Bu miğfer evet çok sağlam. Oyunun en güçlü belki miğferidir. Bilmiyorum. Çok sağlam bir miğfer ama güzel gözükmüyor. Görüntüsü daha önemli abi. Görüntüsü şu an benim için daha önemli. Çok kötü gözüküyor oğlum miğfer. Harbi diyorum çok kötü gözüküyor. Of. Adamları deldim lan. Bizim ordu zaten haşmetli. Zaten nüfuzu bayağı da harcadık bu orduda. Sanıyorum kaliteli bir ordudur. Umarım acemi yoktur abi. Beni düşürebilirsiniz. Hiç problem değil. Beni düşürürseniz hatta savaş daha hızlı biter. Ordu zaten bitirdi hepsini abi. Kaç kişinin arasına girince FPS düşüşleri yaşıyoruz tabii ki. Hocam ben şöyle bir... Aa, kaçış mesafesi çok yakınmış. Güzel, ben bu kaleyi sevdim. Vallahi sevdim. Kaçış mesafesi yakınmış. Zamanımızı harcamıyor demek bu da. Mükemmel. Böyle kaleler yapın abi. Böyle kaleler yapın her zaman. Bu da insan hasta olunca da. Vallahi yani ben normalde video çekerken öyle terlemem. Şu anda mesela terliyorum video çekerken. İlginç. Evet, aldık. Aslında artık kaleleri alayım ben kendime. Kendime alıp bağışla seçeneğiyle ve ya da şöyle de verebiliriz yani. Direkt almadan da bağışla seçeneğiyle. Bak şimdi. Sahibi benim olan şeyler. Dur bir dakika. Tımarlar. Nerede abi? Bu. Armağan dersek. Mesela tımarı en az olan Kergit'e hediye ettiğimizde zaten. Tamamdır. İlişkimiz de arttı. Şimdi şuraya gideceğiz de. Kardeşim. Gidin köyden bari erzak merzak alın da. Gün kalmış bir tek. Her şeyi yediniz zaten. Aç köpekler. Şuraya gidelim hemen hızlıca. Erzakları şey yapın ya. Yalmars'ı git kuşat abi seri. Seri Yalmars'ı mı kuşatacak? Nereye kuşat? Kuşat hızlı. Hızlı abi.
Şimdi buranın yeni sahibi. Bakın. Burası farklı birine gidebilir. Bagai kimin? Kergit'in. Yine Kergit'e gidecek. Ama ilişkimiz artmış oldu. Gördünüz mü? O taktik. Güzel bir taktik. Oğlum, ne mükemmel bir imparatorluğuz biz ya. Finlandiya ile barışımız sağlansın. Şimdi buraya direkt kuşatma kuleleriyle gireceğim. Çok kayıp vereceğiz. Ama girmem lazım. Aksi halde problem çünkü. Nüfuzum yetmiyor. Nüfus problemi yaşayacağız. Buraya girmem lazım abi. Kaleden yaptığım fethiyle iyi bir nüfuz alacağız. Bütün ne abi? 3 tane mancınık var. Hayvan gibi kayıp vereceğiz. Hayvan gibi kayıp vereceğiz. Ama girmem lazım. Şimdi. Hocam. Gazamız mübarek olsun. Vallahi diyecek bir şey bulamadım. Gazamız mübarek olsun. Çok fazla kayıp vereceğiz. 3 tane mancınık var. Allah'tan 4'ünün 3'ü kurulmadı. O da bize bir sadaka artık. Güçlü bir kale. O mancını bana tutmuyor inşallah. 3 mancınık var abi. Aşırı kayıp vereceğiz. Hayırlısı. Çıktık artık. Bir yola yapacak bir şey yok. Yani girip alacağız. Tam bana bir şey. Burada zaten mancının menzili dışındayım ben. Buraya mancınık buraya sıkamaz. At güzel oldu bu zırhla ya. Ben sevdim. Bu zırhı sevdim abi. At zırhı güzel oldu. Diğer zırhtan da güçlü zaten. Diğer zırhtan mantıken güçlü olmaması lazım ama güçlü. Boş başlarımız falan kırılmaz inşallah. Ha, boş yerlere sıkıyor ya. Boş başına falan sıkmıyor. Boş yerine sıkıyor. Koç başının arkasına attı herif. Allah'tan boş yere sıkıyor dedim ha. Ulan. Sabahtan beri konuşuyorum, öksürüğüm yok. Videoya başladık, öksürüğüm gelmeye başladı ya. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur dostlar. Vallahi yani siz video istiyorsunuz diye çekiyorum. Hadi bakalım. Tekrardan söyleyeyim bu arada dostlar, videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. İleride videolara bu iyileştikten sonra, tam böyle iyileştikten sonra bir saat yapmayı düşünüyorum. O yüzden yani şu videolardaki beğeni artışını bir göreyim de yani. Bir saat yapalım ya. Yoksa beğenmezseniz yani ben niye bir saat yapayım hocam? Lütfen artışları bir görelim. Bir görelim, öyle bir saat yapacağım. Bekliyorum yani. Sizlerden beğenilerinizi. Hadi bakalım. İtin aslanlarım. Rohan'ın aslanları. İtin. İtin koçbaşını da ben koçbaşının yanında durmayayım. Diğer yerleri de bir şey yapalım da. Kolaşan edelim bakalım ne yapıyorlar. Heh, kuşatma kulesi dayanmış. Neden bu kadar az kişi çıkıyorsunuz? Oğlum adam gibi çıksanıza. Tamam, adam gibi çıkıyorlar. Adam gibi çıksanıza dememi bekliyorlarmış. Şöyle kılıcı kınına koy. Kalkanı da çek abi sırta. Güzel, burası da güzel. Orası da güzel bir şekilde çıkıyor. Herkesin saldırmasını istiyorum aslında ama okçuları oyun geride bekletiyor çok. Beklesinler, sıksınlar bakalım. Vardır oyunun bir bildiği. Çok da fazla kayıp vermedik ya. Beklediğimiz gibi bir kayıp vermedik. Koçbaşı dayanmıştır, biz koçbaşından girelim. Beklediğimiz gibi öyle büyük bir kayıp vermedik vallahi. Şehri aldık. Ve hala çok büyük bir ordumuz var. 70 kayıp verdik sadece yani şu anda. Muhtemelen o kaybımız 100'ü geçmez. Muhtemelen 100'ü geçmez yani. Zaten asıl zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum. Zorlu süreci atlattık. Koçbaşı da kırarsa burayı. Oyunun grafikleri mi sanki kötüleşmiş ya? Apa niye böyle kötü gözüküyor? Ben 6 gündür oynamayınca. Bana mı kötü gelmeye başladı? Ortada oyun. Ben ortaya ne zaman çektim lan? Son videoda ortaya çektim galiba ben grafikleri. Ben ortaya çektiğim içinmiş abi. Oyunla alakası yok.
Yani normalde çok yüksekte oynuyordum serinin ilk bölümlerinde. Sonrasında savaşların büyüklüğü artınca tabii ki. 1000 kişilik savaşlarımız artık olunca düşürmek gerekiyor. 1.7 sürümünde optimizasyonu düzelttiler diyorlar. Vallahi her yeni sürümde optimizasyon düzeldi deniyor. Oyun yapımcılarının dediğini görmedim pek fazla ama ya yani optimizasyon iyileştirmeleri yapıldı diyor ama oyun gruplarında görüyorum genelde artık düzeldi artık düzeldi diye hiç düzeldiğini göremiyorum. 1.7.0'da galiba düzeldi harbiden. Galiba harbi düzeldi ama biz 1.7.0'da oynamıyoruz. Modlar 1.7.0'da çalışmaz vallahi, mod falan var. Artık 1.7.0'a modlar güncellenince belki o beta'ya geçeriz abi. 1.7.0'da henüz beta. Biz 1.6.5'te mi ne oynuyoruz galiba. Keşke bu oyunun optimizasyonu full düzelse de. Mesela bak şu an 50 FPS alıyorum. Hep böyle bir 50 FPS alsam en azından. 50 FPS güzel. 1000 kişi varken. Arada kötüleşiyor. Keşke hep böyle alsak. Arada kötüleşiyor işte. O kötüleşme olmasa güzel olacak. O kötüleşme olmasa güzel olacak. Bu kaleyi de hemen kime verelim? Bir imparatorluk şeyine vermek istiyorum. Bir imparatorluk klanına vermek istiyorum. Ama onların tımarları çok oluyor ya. Tımarları bir olandan şunlar. Turgyalı, Tigritliler, Kuzeyitli. Şu İmpes'le başladığı için imparatorlukla alakalıdır diye düşündüm. Onlara verdim ki ilişkimiz de güzel arttı. Güzel burayı da fethettik. Şimdi şurada köye gidelim. Oradan Sanayapo'ya uğrayalım. Sanayapo'dan gıda ihtiyaçlarını karşılayalım da öyle devam edelim. Bakın bu verdiğimiz hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yine başkasına veriliyor. Önemli olan şey ilişkileri arttırmak. Yani ilişkin bozuk olan klana versen daha güzel olur. Benim bu orduyu bölmem lazım ya. Benim bu orduyu kesin bölmem lazım. Bu orduyu karşılayamıyorum ben. 26. Birini atalım. Kimi atalım? 50 kişilik adam var. 50 kişilik olanı at. Şimdi kaça düştü? 25'e. 25 en azından daha iyi. Şimdi Sanayapo'da bir gıda eksiklikleri tamamlansın. Herkes bir ne eksiği varsa alsın. Böyle devam edelim. Böyle olmaz abi. Herkese ben yiyeceği aşı vereceksem o zaman dert var abi. Ben habire onunla mı uğraşacağım ya? Habire sizin yiyeceğiniz yemekle mi uğraşacağım kardeşim? Gidin yiyeceğiniz yemeği kendiniz hatırlayın. Her ordunun yiyeceği yemeği de ben şey yapamam artık. Amitat'a gidelim. Amitat'ı başkası kuşatacak gibi gözüküyor. Orada iki tane ordu var. Yok, başkasına gidiyor. Senin belli değil. Jeval artık Rohan'dan değil. Bizim la keşke onu ataydık ya. Vallahi onu atmayı düşünüyordum. Onu atmayı düşünüyordum ama dedim atmayayım. Keşke ataymışım. Keşke ataymışım. Türkiye'ye bak lan. Paralı askerlerle geçiniyorlar işte. Güçlü bir paralı asker grubu. 131. 190. Hepsi güçsüz. Hepsi zayıf. Hepsi... Abi ya şu mekaniğe cidden kınıyorum. Mesela o Jeval neden bana ihanet etti? Neden başka birine hizmet etti? İstediği parayı mı vermedim? Oğlum bende sınırsız para var. Monçu öldürürsem ne olur acaba? Dağılır mı? Yıkılır mı direkt Kuzey'de? Monçu keşke benim krallığa katılsa abi. Artık hiçbir şey kalmamış yani. Bence katılabilir. Batı İmparatorluğu'ndan çekemeyiz. Savaştayız çünkü. Aha. Ama bunlar paralı değil. Aa, sizde hiç paralı asker yok mu ya? Allah Allah. Krallıklar Sturgia. Kurt postları değil. Şunu çekelim bari. Ne yapalım? Bari bunu çekelim yani. Bir paralı asker grubu çekmemiz gerekiyorsa çekelim. Gerekmiyor da yani yerimiz var. Yani neyse bırak ya uğraşamayacağım. Gelmek istemeyen gelmez kardeşim. Bizimkiler saldırıyor orada imanım esir düşmez. Bizimkiler hangisi ya? Bunlar mı? Bizimkiler hangi orduda acaba? Bakalım. Miron'un ordusunda değil.
Orduda, büyük orduda. Bizim tüm klan orada. La oğlum, bana hizmet edin lan ona edeceğinize. Of, burası bayağı büyük bir şehir. Çok fena bir garnizonu var. Bakalım burayı alırsak. Ben Batı İmparatorluğu çok büyük bir kan kaybetmiş olacak. Batı İmparatorluğu büyük kan kaybetmiş olacak abi. Gel la. Harbi çok sağlam kan kaybetmiş olacak. Aça koş. Seri oğlum ya. Boş yapma. Gel git gel git. La oğlum deli misin sen? Gel lan. Allah Allah. Yaptığı hareketlere bak. Kaç yaşında adamsın ya. Çoluk çocuk hareketler. Hiç yakışıyor mu bu hareketler sana ya? Amikat'ı savunuyor. Savun bakalım. Gel savun bakalım kardeşim. Nasıl savunuyormuş? Gel. Gel bana saldır. Bana bir vur ki beni bir gaza getir. Gel. Gel. Şaka yaptım bu arada. Saldırma da bir şehri alayım. Şehri alayım. Bir saldırma dur. Önce şehri alayım ondan sonra saldırır. Çünkü sen saldırırsan şehri almakta sıkıntı yaşayabilirim. Tamam mı kardeşim? Anlaştığımızı düşünüyorum. Anlaştığımızı düşünüyorum. Gel abi sen de. Tamamdır. Yeni bir eleman daha ekledik. Bir sur yıkıldığında gireceğiz. Bir surun yıkılması yeterli abi. Vur 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 vur. Bu şehri sur yıkmadan giremeyiz zaten. Ya bir arkadaşımız yorumlarda ısrar ediyor sürekli. Erza bitince şehri bekle. Ölecekler zaten öyle gir diye. Ulan hiç videoları izlemiyor galiba o arkadaş. Her videoda o arkadaşın o yorumunu görüyorum. Yazıyor Erza bitince zaten teslim olacaklar. Yok abi öyle bir şey. Oğlum kaç kere sıfır erzakla 50 gün bekle 5 gün bekledik hiçbir şey olmadı yani. Nüfus falan da kaybetmedi yani şehirler. O yüzden gerek yok. Bilmiyorum bizde mi bir hata var? Bekledik baya baya hiçbir şey kaybetmediler la. İlk defa bu kadar zarar gördü bu arada mancınıklarımız cidden. Adam da vazgeçti dedi ki bu imparator bu yüce imparatorla ben uğraşamam. Benim böyle büyük bir imparatorla uğraşmaya gücüm yok dedi. Kendisi de gitti harbiden. Biliyor abi adam olayları analiz etme yeteneğine sahip biri. Şunu da yık da hadi girelim. Tamamdır. Şimdi save'imizi aldık. Ne olur ne olmaz oyun çöker. Elektrikler gider bir şey olur. Elektrikler giderse bu save Allah almış olur herhalde bir şey olmaz. Save aldık sonuçta hiçbir şey olmaz. Ama video zortlar muhtemelen. O yüzden elektrikler gitmesin. Benim ordum niye 470 kişi ya? Ya ben adamlardan kalabalığım ya. Oyun bana karşı ya. Valla. Kardeşim bu kale olayı saçma. Benim adam sayım zaten fazla o adamlar. Hem de bayağı fazla. Lan ben 1000 kişiyim. Şehirde 500 kişi var. Onların benden fazla asker sokuyor ya. Neyse Siga da buradaymış. Bir lord da varmış içeride. Güzel. Böyle bir şehre bir alıcı gözüyle bir bakalım. Vallahi güzel şehir ha. Vallahi güzel şehir. Bana bu arada şey falan diyorsunuz. Şehirleri artık kendin al diye. Benim paraya ihtiyacım yok abi. Para sorununu zaten biz çözeriz abi. Para. Yani 40 dakikalık video yaptım. O parada 5 milyon para kasmışımdır. O paraların zaten büyük kısmını lordlara harcadım. Lord çektik tarafımıza. Para kasmak zor değil. Şehire benim ihtiyacım yok. Önemli olan krallığımız güçlü olsun. Krallığımız baki olsun. Bu oyundaki bizim hedefimiz bu. Rohan İmparatorluğu güçlensin. İnsanlar mutlu olsun. Krallığımızdaki insanlar sevinsin abi. Huzur, bereket, refah içerisinde yaşasın. Bizim hedefimiz bu. Bizim gayemiz kendimizi güçlendirmek değil. Tahtımızdaki otoritemizi güçlendirmeye çalıştırma politikamızın sebebi de bizim kendimizi güçlendirmemiz değil. Önemli olan devletin güçlenmesi hocam. Orada benim politikalarda söz sahibi olmadığım bir Rohan'da insanlar refah, ferah, huzur ve mutluluk içerisinde olamaz. Diğer krallıklara karşı hızlı bir şekilde onları yenemeyiz. Bu yüzden ben orada otoritemi sağlamaya çalıştım ama zaten tam da sağlayamadık. O geçirdikleri karar benim için çok sıkıntı. O geçirdikleri kararı biliyorsunuz işte ben bir şeye karşı çıkmak için iki kat daha fazla nüfusu ödemek zorunda kalıyorum. O bayağı problem bizim için aslında.
Umarım yukarıda taktuk sesi size gelmiyordur. Biri taktuk yapıyor. Buranın nüfusu bayağı fazlaymış. Şu tadilatlar bitmedi. Allah en sonunda biriyle kavga edeceğim. Allah abi sizinle de ilişkimiz artsın. Verelim bakalım. Şimdi aslında orada tımarı az olan kişiye değil, ilişkimiz şey olan düşük olan klanlara vereceğiz de. İlişkimiz bizimle kim, bizim kimle düşük ki? Bizim kimseyle ilişkimizin düşük olmaması lazım hocam. Çünkü biz herkese yurt verdik, herkese bir şeyler verdik illaki yani. O yüzden kimseyle ilişkimiz düşük olmamalıdır diye düşünüyorum. Aha Garius. Garius'u yakalarsak güzel olur. İmparatorları zaten. Şunu tutsanız da. Aslansınız. Hadi bakalım. Garius kardeşimiz. Hemen şey yapalım. Umarım o size gelmiyordur. Çok fazla bana gelmiyor ama. Şu an bana da gelmeye başladı. Kulaklık taktığım çok fazla bana gelmiyor. Umarım size de gelmiyordur. Rahatsız edici değildir umarım. Yoksa çıkıp sıkıntı çıkacak ya. Yani. Bıktım çünkü vallahi bunların tadilatlarından. Artık ya ben onları ya onlar beni yani. Kalkan duvarına geç abi. Ya uzun süredir komşuyuz aslında. Söylesem şey yaparlar da. Şu anda dururlar da. Üşeniyorum valla. Çık abi. Ama yani sürekli de tadilat olmaz ki kardeşim ya. Sürekli tadilat olmaz ki. Hemen saldırıp bitirelim ya. Hani hiç tadilatsız durmuyorlar abi. Onlar mı yapıyor bu arada onu da bilmiyorum. Başka yerden de geliyor olabilir. Gerçi onlar bugün evde değildi galiba. Neyse. E şu binada biri bitiyor tadilatı, diğeri başlıyor anasını satayım. Bu ne ya? En sonunda başka yere gideceğim ya. Yeter ya. YouTube'dan vallahi para kazansak başka yere taşınacağım. Ama yok. Kazanamıyoruz abi. Fakir YouTuber'ız. Gulam'ı kestik. Gulam gerçi o birlik adı galiba. O paralı askerlerin ayrı birlik adı. Lord değil galiba. Hızlı saldıralım abi. Vallahi kaybı hiç umursamıyorum. Önemli olan savaşların hızlı bitmesi. Artık ben Sovyetler Birliği, 2. Dünya Savaşı'nın bitimindeki Sovyetler Birliği gibiyim abi. Kayıpları umursamıyorum. Sadece önemli olan şey hızlıca ele geçirelim hocam. Berlin'e önce biz girelim davası. Piyade, kalkan duvarından çık, hızlı gir. Zaten baksanıza hocam. Oğlum biz eskiden böyle saldırsak ordu ölürdü. Şimdi baksanıza abi, adamların bize verdirdiği kayıp 20. Bizim ordu 160 almış adamlardan. Yani gerçekçi zorluğa bir gerçek biraz daha zorluk eklenmesi lazımmış galiba. Eskiden çok zor diye ağlıyorduk. Şimdi ise bayağı kolaylaştı lan. Allah şaka maka harbiden kolaylaştı bayağı. Lan harbiden çok sağlam ordumuz var ya oğlum. Ben neyim böyle? Ne krallık kurdum böyle ya? İmparatorluğumuz harbiden çok muazzam. Güçte. Güzel. Hemen askerlerimizi de upgrade edelim. Hızlı hızlı. Valla Batı İmparatorluğu'nun bize yapacak bir şey yok hocam. İmparatorlarını da kestik. Esirler ne oldu da esirleri ne yaptım bilmiyorum. Şu anda güçlere bakmak istiyorum. 5400 daha henüz daha o güncellenmedi. Rotaya gidelim. Henüz daha güncellenmemiştir ama Amitat'ın yeni sahibi. Ya hocam şu Bagayı bu Kuzey İtli Puş'ta da çok toprak verdiniz ha. Valla bu Kuzey İtli Puş'ta çok toprak verdiniz. O kadar vermeyin. Sonuçta Kuzey İtli abi. Eski Kuzey İtli yani. Ne kadar şu anda bizim himayemizde olsa da eski Kuzey İtli. Rotaya da gidelim. Rotaya da sağlam garnizon var. Hemen burayı da hızlıca mancınıklarla halledelim. Bu seride inşallah bir aksi olmazsa, bir aksilik olmazsa dünyayı fethedeceğiz gibime geliyor. Çünkü elimdeki imparatorluk cidden güzel bir imparatorluk. 4700 ve 20.000'iz biz.
Şimdi Batı İmparatorluğu'na bakalım bir. Bunlar paralı askerdi. Alayı paralı asker. Bu Benizilal Cavvaldı değil mi bize yani zaten? Benizilal değil, tamam. Lan 50 tane paralı asker grubu almıştır ha. Bize aldırtmıyorlar. Bunlar. Bu da paralı asker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paralı asker misin? Yok, sen paralı asker değilsin. Daçan gel lan bana. Sen de paralı asker değilsin, gel. Gel abi, siz yanlış yerdesiniz. O elemanlarla konuşup tarafıma çekmeye çalışayım. Şu Saratis'i de tarafıma çekmeye çalışayım. Şu elemanın da ya, yurtlarını aldıklarımın konuşup onları tarafıma çekmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsun toprağı almayan lordları çekmek çok daha kolay. Sadakatini hak etmiyor kardeşim o adam. Oo, kritik başarı. %24. Ben bugün şanslıyım. Şanslıyım o zaman bugün. Güzel. Bir sıkıntı olmazsa bu adam bizde artık. Dük Ulm. Kardeşim vatana millete hayırlı olsun. Artık Rohirrim'e hizmet ediyorsun. Artık düzgün bir krallıktasın kardeşim. Artık düzgün bir krallıktasın. Öyle boş beleş bir krallıkta değilsin. Saratis, selamünaleyküm abi. Oradayken dinlemeyeceksen dinleme hocam. Keyfin bilir. Hemen save'imizi aldık bir daha. Diğerine bakalım. Diğer elemanla yasma. Bir de oyun üstüne save aldı kendisi. Diğer eleman tutsak veya esir muhtemelen, çünkü gelmedi şu anda, konuşamıyoruz onunla. Güzel, bir klan daha katmış olduk zorlanmadan. Artık eskisi gibi şey yapmıyor mu abi? Yok, gelmeyen klana save'e geri dön, bir daha dene. Gelmeyen gelmez hocam. Gelmeyen kendi kaybeder. Gelmeyen eğer bizim krallığa gelmek istemiyorsa kendi kaybeder hocam. Umursamam. Eğer biri gelmiyorsa zorla Rohan'a çağırmaya çalışmam o adamı. Gelen gelir, gelmeyen gelmez abi. Artık mottomuz bu şekilde. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Gelenlerle devam ederiz abi. Gelmeyen de zaten kendi kaybeder hocam. Böyle büyük yüce imparatorluğa karşı savaşmaya çalışırsa zaten bedelini öder yani. Problem değil. İsteyen gelmesin. Saldıralım bakalım. Rota'ya ya dalacağız. Rota'ya kimin bilmiyorum. Hiç önemli değil. Onun bunun şunun hiç fark etmez. Bir ordumuz yenilmiş bu arada. Nogant. Bizimkiler esiri. Ya oğlum tüm. Bizimkilerin hepsi gitti ya. Umarım şey gelir de fidyesini verir çıkarız. Bizimkilerin alaya gitmiş dingiller ya. Oğlum büyük orduları da vardı. Nasıl esir düşünürüz lan siz? Bana niye gelmiyor ya bunlar? Bana gelsinler imparator. Oğlum gücünüz benim çömezlere mi yetiyor? Geliniyorsa hiç birlik kalmadı valla. Bizim şu kalelerin garnizonlarına baksanıza abi. Omor'da 519 full. Fial'da 429. Makep 436. Shakyant 440. Abi garnizonlar falan full. Zoana'yı aldık. Şu mancını hemen kır. Hemen abi seri. Seri mancını kır, gireceğiz. Dedi yeni mancınık yapılmadan kır işte be. 50 atış yapıp tutturamıyorsun, yazıklar olsun ya. Güzel, aç olanlarla da şeyimizi paylaşıp birazdan nüfus kazanıyoruz. Şu anda gıda problemimiz yok. Gıdamız yetecek şeyde. Hemen burayı da alalım. Son olarak da burayı da fethedelim hızlıca. Ayrık değil, kalkan duvarı. Böyle birleş abi. Hocam seri. Feri abi. Hızlıca giriyorsunuz. Hemen şöyle. Ben gidip kendimi öldürteyim de. Burayı da hızlıca almış olalım abi. Oğlum şuraya bak la. Hepsi milisler. Oğlum bunların milisleri olmasa savaşacak adamları yok. Harbi diyorum bak. Bak milisleri olmasa savaşacak adamları yok ya. Öyle çapulcular bunlar. Kaldırın aslanları bak şimdi. Bu Yüce Rohan'ın efsanevi savaşçıları gelince birden dağılacaklar diyecektim de. Evet dağıldılar. Biraz bir direndiler ama. Gördüğünüz gibi dağıtıyoruz abi. Oğlum harbi bizim ordu Terminator ya. Cidden bizim ordu efsane ya. Harbiden biz ne yaptık ya böyle. Baksanıza abi. Abi püf noktası için Kuzey İti'yi ortadan kaldırmak.
Kuzey'i ortadan kaldırdıysan gerisi pamuk ipliği abi. Gerisinde bir problem yok. Kuzey'i ortadan kaldır. Gerisi bitiyor zaten. Yani önemli olan Kuzey'i, çünkü meydan savaşlarında gelip sana saldırıyorlar, sıkıntı çıkarıyor Kuzey'liler. Ama bak şu anda Kuzey'i gibi bir devlet yok. Bir güç yok. Zaten diğer devletlerle de savaşmak herhangi bir şekilde zorluk gerektirmiyor. Çok basit onlarla savaşmak. Biraz Vilandiyalılar sıkıntı çıkarabilir. Batanyalılar biraz sıkıntı çıkarabilir. Ama imparatorluk, genel olarak imparatorluk harici biraz devletler sorun çıkarabilir, ama imparatorluk şeyleri çok rahat abi, onları alırız. Şimdi şunlara mı versem, kime vereyim? Gözümü kapattım, birini seçiyorum. Vallahi seçtim, iyi ki de onlara vermişim. İlişkim bayağı arttı. Şimdi rotaya gidelim. Buradan bir erzak takviyeleri falan yapılsın. Rotaya'nın da yeni sahibini belirleyelim. Şu arkadaşa değil de Belitor'a vereydim keşke. Sen imparatorluklu musun? Sturgia'ymışsın ya. Keşke Belitor'a vereydim. Düşünmeden verdim ama problem değil. Zaten o şeyi atlattık biliyorsunuz, sadakat problemini. Sadakat sorununu atlattık. Şu anda burası çok aç. Daha yeni alındığı için güvenlik problemi var, o yüzden ekside. Yoksa bunun hayatta şeyi eksi de olamaz yani. Hayatta eksi de olamaz. Gıda ihtiyaçlarını da bizimkiler karşılamıştır diye düşünüyorum. O zaman burada artık videoyu bitirelim. Şöyle bir haritayı bir göstereyim sizlere. Bunlarınkini bir şey yap. Göster mesela Pentor'un ordusunu bana. Neyse. Bunlar nasıl kapanılıyor bilmiyorum. Kapanılıyor mu veya. Hocam imparatorluğumuz, yüce imparatorluğumuz an itibariyle şu sınırlara ulaştı. Rotea, Amitat, Sanayapa. Mükemmel burası. Sanayapa zaten önceden bizimdi. Rotea ve Amitat'ı aldık bu bölümde. Torios ve Sestayim kalelerini de aldık. Ve güzel bir şekilde şu anda ilerliyoruz Batı İmparatorluğu üzerine. Bir sonraki bölümde Batı İmparatorluğunu ortadan kaldırırız diye düşünüyorum hatta. Bakalım, umarım olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.